Kalkık kuyruk böceğini duymuş muydun daha önce? Bu çok enteresan bir böcek. Karıncaların yuvalarında biriktirdiği gıda ile besleniyor. Peki karıncaların yuvasına nasıl girecek? Çünkü karıncaların yuvasının kapısında iki tane bodyguard var. Bekçi karınca deniyor bunlara. Daha çok güçlü karıncalardan seçiliyor. O bekçi karıncalar kendi kolonisindeki bütün karıncaları tanıyor. Gözleri görmeyen o karıncalar nasıl tanıyorlar biliyor musun? Yaydıkları kokulardan tanıyorlar. Başka koloninin karıncasının kokusu başkaymış. Peki bu kalkık kuyruk böceği karıncanın yuvasına girip o gıdayı nasıl yiyecek? Bekçi karınca onu öldürmek için saldırdığında kalkık kuyruk böceği onun yüzüne bir enzim fışkırtıyor ve o karıncanın zihnini ele geçiriyor biliyor musun? Hipnotize ediyor yani onu. Başının üstüne, sırtına biniyor, onu yöneterek karıncanın yuvasına girerek o gıdayı yiyor. Yani diğer karıncalar onu görmüyor mu abi, kafanda bir şey var der gibi. Karıncaların Allah'tan gözü görmüyor. Şimdi burada sormak gerekmez mi? Bu kalkık kuyruk böceğine kimyayı kim öğretti? Hangi laboratuvarda bu enzimi üretti? Bu tekniği nereden öğrendi? Hangi kimya fakültesinden mezun oldu? Elbette bu harikulade işi yapan kalkık kuyruk böceği olamaz. Kendisini buna harcayacak ne ilmi geçmişi olabilir, ne araştıracak zekası var, ne aklı var, ne şuuru var. Tesadüflere bu işi havale etmek kadar da saçma bir şey olamaz. Elbette bu işi ona yaptıran, her şeyi bilen, sonsuz kudret sahibi olan Allah'tır. Bütün kainatta her mahluka yüklediği gibi ona da hikmet dolu bir görev vermiş. İnsana kendini sanatlarıyla tanıttırıyor. Sevgili